Sanayinin ihracatı büyütmesi, sanayicinin ihracat üzerinden motive edilmesi mutlaka ki çok önemli ve çok değerli. Kulağa da hoş geliyor, rakamlara da hoş geliyor. Fakat tabii önemli olan sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin yanında da ekonominin bir bütünsel model olduğunu, adeta vücut gibi tüm hücrelerin, tüm organların birbirini destekleyen bir model olduğunu akılda çıkarmadan bizim tüm politikaları gözetmemiz ve o şekilde de işletim modelini, yönetim modelini oluşturmamız gerekiyor. Konuyu sadece ihracatı güçlendirmek ve ihracatı büyütmek anlamından baktığımız zaman kısa vadedeki oluşabilecek böylesine agresif bir bakış açısının vücudun diğer organlarında oluşturabileceği olan tahribatları da mutlaka hesaba katmak lazım. Türkiye'nin ihracat noktasında bir hedef çizeceksek olması gereken en önemli hedef katma değerli ve yüksek teknolojili ve bizi her türlü koşulda dünyada rekabet ettirecek bir ihracat modeli olması lazım. Ve bunun da zaten en güzel göstergesi sattığınız ürünün birim fiyatının, katma değerinin, ürünün değerinin artması ve rekabet gücünde de fiyat dışındaki bir takım başka faktörlerle bu süreci sürdürebilir şekilde gözetmeniz. O nedenle şu anda içinde bulunduğumuz durumdaki ihracat artışları sevindirici olmakla beraber bunun sürdürülebilirliği konusundaki diğer genel bakış açısını, o bütünsel bakış açısını kaybetmeden ben bu modelin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun finans ayağı var, bunun tedarik ayağı var, bunun iç ticaretteki gerçekleri var, vatandaşa yansıması var. Bütün bunlar içerisinde oluşacak olan bir model anlayışıyla ben Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin hak ettiği ve kendi kaynaklarını güçlü kullanarak istikrarlı bir yol süzeceği düşüncesi Şimdi mesela bizim dış pazarlarımızdan en büyüğü Avrupa. Avrupa içindeyim. tarafında yeni varyanta konuşuyoruz vesaire. Dış talep şimdiye kadar iyi gitti. Son aldığımız büyüme rakamlarında da aynı şekilde ihracatın katkısını da gördük. Peki burada ihracatımızı daha da fazla arttırmak nasıl mümkün olacak? Yani aynı pazardaki tüketim alışkanlıklarının iki katına çıkmasını mı bekliyoruz? Ya da daha mı fazla üretim yapacağız? Bir de tabii az önce siz de atıfta bulundunuz. Bunun tedarik boyutu da var aynı zamanda dediniz. Bu kadar sert yükselen döviz kuruna sonucunda burada sattığınız ürünlerde rekabet avantajı var mı? Ve özellikle ithalat girdi maliyetlerindeki bu artışın sizin ihracat fiyatlarınıza yansıması ne yönde oluyor? Şimdi öncelikle sadece dövize bağlı bir rekabet olayı yaratmak çok gerçekçi değil ve kalıcı da değil. Az evvelki zaten ilk bölümdeki cevabın da o yönlendi. Bunu belli boyutta belki götürebiliyorsunuz ama sadece dövizin değeri üzerinden bir ihracat geliştirme modeli bir süre sonra sizi asıl geliştirme noktasında kendinizi daha katma değerli işlere döndürme noktasında yeni güçlü yatırımlar yapabilme noktasında beşeri sermayenizi daha verimli ve daha değerli kullanma noktasındaki istikrara matuf olan ve istikrar ihtiyacı içeren elinizdeki değerleri veya silahları bir süre sonra kaybettirebiliyor. İşin en hassas tarafı orası. Kısa vadede bir başarı getirebiliyor bu tür modeller ama bir süre sonra öngörülebilirlik ve bu ihtiyaç duyduğunuz yatırımları yapabilme noktasındaki diğer silahlarınız biraz değer yitirmeye başladığı zaman veya yeteri kadar size güç vermeye başlamadığı zaman da yarınlara hazırlanma noktasında yarınlara sizi daha güçlü sürdürebilecek olan bir moral motivasyon oluşturma noktasında ister istemez enerji kaybediyorsunuz. Yani onun için bu konuyu bir orta vadeli bakış açısıyla götürmek ve finansal istikrarı tekrar altını çizerek söylüyorum. Bizim en çok üzerinde durduğumuz konudur bu yıllardan beri. Çünkü işin temelinde finansal istikrar oluşturup öngörülebilir bir yatırım bütçesi, öngörülebilir bir fiyat bütçesi, öngörülebilir bir fiyatlandırma bütçesiyle hareket edecek bir iş dünyası yaratmak gerekiyor. Sadece kurun üzerinden bakarak baktığımız zaman belli taraflardaki tedarik zinciri başta olmak üzere, finansman kalesi başta olmak üzere, yatırımların kalesi başta olmak üzere dediğimiz noktaların yıpratılabilme endişesi var ki bu da bir süre sonra sadece bu pazarlardan gelecek olan beklentinin de çok anlamlı olmadığı gibi bir gerçek de bizi karşı karşıya bırakabilir. Şu anda çünkü hakikaten ihracatçımız belli bir şekilde rekabeti tutuyor. Pandeminin geliştirmiş olduğu faktörlerden ve etkilerden dolayı
belli pazarlarda bir avantaj sağladık. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Ama bunların desteklenebilmesi açısından da istikrarlı bir model üzerinden, istikrarlı bir finansman modeli üzerinden gitmemizin gerektiğini ben ilk kere de altını çizmek istiyorum. Şimdi faizin düşmesi beraberinde de yatırımları, üretimi arttırması gibi hedeflerimiz var. İstenen bu. Peki sanayiciler mesela finansmana erişebiliyorlar mı? Erişmekten ziyade bunu mesela sermayelerini kuvvetlendirmek için mi kullanıyorlar? Ya da yatırım yapma iştahı hakikaten var mı sanayicilerin? Şimdi tabii enflasyon gerçeği bir süre sonra sizin finansman ihtiyacınızı bırakın yeni bir yatırım için işletme sermayenizi korumak noktasına götürmeye başlıyor. Yani o nedenle finansal istikrarın ve enflasyonun hayatiyeti ve hassasiyeti çok önemli. Siz ne kadar işleriniz iyi olsa da bir süre sonra yüksek enflasyon sizin mevcut işinizin üzerine yeni bir finansman ihtiyacı doğuruyor. O nedenle finansmanın boyutu enflasyonun olduğu bir ekonomik ortamda yatırımları finanse etmekten daha öteye günlük hayatınızın ihtiyaçlarını domine etmeye doğru dönüyor ve bankalarla olan ilişkinizde yatırımlar kadar, belki yatırımlardan daha önce bu işletme sermayesi ihtiyacı öne çıkmaya başlıyor ve yatırımlar maalesef çok da şey içinde olsanız, çok da motivasyon içinde olsanız ikinci planda kalmaya başlıyor. O nedenle şu anda bankalarla ilgili kısımda bankaların ne kadar şu anda kredi vermeye iştahlı olduğu ayrı bir konu. Onu bankacılara sormak lazım. Ama tabii ki onların da risk algısı ve önümüzdeki süreçteki gidişata dönük bakış açılarında ben epey bir farklı, en azından yönetim anlayışları olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama iştahlı bankalarda olsa paraya ihtiyacı olan kesimlerde ki bu enflasyonun beslemiş olduğu tercihler ve önceliklerin değişeceği gibi de bir durum söz konusu. Bu yatırımları ister istemez bir süre sonra yatırım iştahını, yatırım şevkini düşürebilir. Peki enflasyonu da tabii sormak istiyorum. Bugün aldık Kasım ayı rakamlarını. Üretici enflasyonu 2002'den bu yana geldiği en yüksek seviyeye kadar hızlı bir artış kaydetti. Bu sizin için ne anlam ifade ediyor? Pek hoş bir anlam ifade etmiyor. Yani bu önümüzdeki süreçte enflasyon algısının ve enflasyon beklentisinin bir kalıtımsal boyuta gidebilmesinin, çünkü üreticide bu kadar yüksek olduğu zaman bu bir süre sonra tabii aşağıya doğru yansıma riskini beraberinde getiriyor. Bu çift haneli rakamların her geçen büyümesi enflasyondaki katılığın veya enflasyondaki düşmeye dönük beklentilerin bir süre sonra psikolojik olarak, çünkü enflasyonun çok önemli bir konu psikoloji. Yani biz enflasyonist bir jenerasyondan geldiğimiz için geçmişten bunun maalesef acılarını yaşayan bir birikimine sahibiz. Öncelikle psikolojiyi çözmek lazım. Ama enflasyon psikolojisi hakim olmaya başladığı zaman bunu geriye attırmak da çok kolay olmuyor. Nedenle umarız çok katı ve kalıcı bir dirençle bu enflasyon önümüzdeki aylarda bizi karşılamaz. Ama şu anda tabii bu üretici enflasyondaki bu rakamlar bu konuda bizim önümüzde tedbirli ve dikkatli olmamız gerektiğini göstermekte. Şimdi ÜFE ile TÜFE arasındaki makas bir kez daha rekor kırdı diyoruz. Yani üretici tarafındaki artan maliyetin tüketiciye tam olarak yansıtamamasından bahsediyoruz. Evet. Burada sizin için işte beraberinde getirdiği bu maliyet artışını telafi etmek için daha yüksek gelir elde etmek, daha yüksek bir satış fiyatı koymak amacıyla ihracata sizi daha fazla yönlendirir mi bu? Yani yurt içi pazardan ziyade toplam gelirlerde daha fazla, daha yüksek fiyatla satabilmek için ihracata daha fazla yönelme motivasyonu olur mu? Zaten ihracatın artmasındaki en önemli temel nedenlerden bir tanesi bu dediğiniz. Yani iç piyasadaki fırsatlardan daha ziyade ihracat pazarlarındaki fırsatların şu anda sanayicimiz açısından birçok üründe de zaten bunun etkilerini görüyoruz. Ama tabii iç piyasayı bu kadar göz ardı edemezsiniz. Demin ki o bütünsel hücrelere ve organlara bakarım dememizdeki kasıt zaten o. Yani bir de hayatın bu taraf gerçeği var. Ve bir de tabii Türkiye ekonomisinin şunu unutmamız lazım. Ne kadar ihracatı bu kadar güçlü bir temel değer olarak tutmamızla beraber toplam gayri safi milli hasıla içinde ihracatın payı henüz bizde %25'lerde. Yani bir Asya ülkeleri kadar 60'lar, 50'ler, 70'lerde olan bir boyutta değiliz. Yani Türkiye'nin hala da ekonomisi, ekonomik zinciri ciddi anlamda bir iç piyasa, iç tüketim gerçeğiyle de yaşadığı için o nedenle bu kadar ihracatın ön plana alınıp ve oradan yapılan
oraya verilen gayretlerin iç piyasaya fedakarla yapılmasında belli bir sınır olacaktır bir süre sonra. Göz ardı edilme ihtimali yok kesinlikle diyorsunuz sanayi gözünden. Kesinlikle yapamayız. Şimdi yapma şansınız yok. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi sanayi tarafında işler bu sene görece diğer ekonomik faaliyet kollarına göre daha iyi gittiğini gördük pandemi sonrasındaki dönemde. Şimdi herkesin merakla beklediği bir de asgari ücret kısmı var. İstihdam tarafında toparlanma da beraberinde geldi sizin sektörünüzde. O yüzden asgari ücrete dair ne düşündüğünüzü de merak ediyorum ben. Tabii içinde bulunduğumuz dönem herhalde empati kelimesinin en yoğun ve herkes tarafından da en samimi şekilde kullanılması, değerlendirilmesi gereken bir dönem. Böylesi bir dönemde işverenlerin, iş dünyasının, çalışanların içinde bulunduğu durumu çok güçlü bir şekilde ben empatik olarak değerlendireceğimi düşünüyorum. Ama iş hayatının sürekliliği, işin sürekliliği, istihdamın sürdürülebilirliği açısından da çalışan kesiminde aynı dikkat ve titizlik içerisinde olacağını düşünüyorum. Tabii burada kamunun da en azından brüt net arasındaki denge noktasında yine aynı empatiyi gösterip belki oradaki terazinin hassas tarafında kendi üzerine düşmesi gerekeni yapması gereken bir stratejiye de ihtiyaç var. Bu zorlu dönemin umuyorum ki her kesimin birbirini en iyi şekilde anlayabileceği, birbirlerini çok iyi anlatabileceği bir müzakere süreciyle olgunluk içerisinde bir neticeye ulaşmasını temenni ediyorum. Çünkü nihayetinde ekonominin en önemli temel iki paydaşı işveren ve çalışan. İki kesim birbiriyle ne kadar yakın ve doğru anlayış içerisinde olursa iş huzuru, iş barışı ve o işin oluşturacağı bereket ve mutlulukta çok daha farklı gelecektir.